halin ne ya? Tamam, tamam. Sıkma canını. Hayat devam ediyor kardeşim. Hiç kafana takma. Ya yıllarımı verdim Cengiz, ben o şerefsize yıllarımı verdim ya. Tamam kardeşim, tamam. Sakin ol. Vardır bunda da bir hayır. Ya hayrını sikeceğim, bana hayır hayır deme kardeşim. Allah Allah. Açık gözlü şerefsiz herif. Tamam oğlum. Lan en son beni kovmaları gerekir. Ben yıllarımı verdim. Tamam, bir sakin ol. Allah'ından bulsun şerefsiz ya, sakin ol. Allah bizi gördün mü Cengiz, ne diyorsun? Ne Allah'tan bahsediyorsun? Kapatıyoruz kardeşim. Tamam tamam. Gidiyoruz. Hadi yeter. Saatte var mı kapatılıyor ya? Ben kapatıyorum. Tamam, siz tamam. De gidiyorsunuz bundan. Tamam oğlum yeter. Yeter hadi. Gidemezsek ne olacak lan? Ya uzatma, kardeşim hadi. Al gitsin tamam, şuradan. Tamam, İki kardeşim. Saatte müşteri yok. Oğlum yürü hadi. Tamam. Hadi uzatma hadi. Kardeşim kusura bakma. Seni de müşterilerinden ettik. Al şu parayı. Eyvallah. Cengiz! Ali! Oğlum bir dur ya. Oğlum bir bekle ya. Ali! Oğlum beklesene ya. Ali. Ali oğlum bekle ya. Yavşağı gördün mü ya? Tamam da oğlum uzatma ya. Arabayı sen kullanmayacaksın değil mi? Ben kullanırım, ben kullanırım. Kullanma, kullanma. Bu kafayla araba mı kullanır? Ver anahtarı. Ah. Sen ver. Oğlum iyi misin sen ya? O halin neydi öyle? Birader ne iyi misin? Adam resmen kovdu lan bizi mekandan. Kardeşim bak anlıyorum anlıyorum. Senin yerinde kim olsa gergin olur ama. Biraz sakin ol be kardeşim. Ya nasıl sakin olayım birader? Eyvallah deyip çıksa mıydım oradan? Tamam oğlum. Hem kendine zarar veriyorsun. Biraz sakin olmaya çalış. Tamam birader canım sıkkın zaten ya. Her zaman böyle miyim yani gözüm seveyim. Hayırdır? Akşamdan beri o yüzükle oynayıp duruyorsun. Merve ile bir sıkıntı yok değil mi? Merve ile ne sıkıntı olacak oğlum? Yüzük parmağıma bol da böyle oynuyor oynaya alıştım işte. Eminsin değil mi? Sorun yok. Yok yok. Tamam o zaman. Ya olsa bilmez misin? Manyak senden mi saklayacağım? Beni birden bulandı Cengiz benim, dursana. Ali. Ali oğlum iyi misin? İyi misin? Ulan çok içmişim be. İyiyim iyiyim biraderim iyiyim. Çok kral kardeşmişsin be sen. Gel Cengiz bak. Aklıma bir yer geldi. Gel önce bir oraya gidelim sonra. Oğlum nereye gidiyorsun? Bin işte Allah Allah oğlum ya. Ulan ben kullanırım sarıyorsun işte ya. Ya sarıyorsun ya daha önce kullanmadın mı? Bin işte arabaya. Oğlum bugün bak işten kovuldum. Tamam hadi hadi. Efendim anne. Anne şimdi müsait değilim gözünü seveyim sonra konuşalım. Ya bak müsait değilim diyorum hala konuşmaya çalışıyorsun anne. Israr etme işte. Tamam.
Ya tamam. Ya tamam diyorum anne. Lan oğlum dikkat! Allah kahretsin ya. Oğlum bu çocuk lan da. Dur dur. Arabaya bin, arabaya bin. Dur ya. Cengiz arabaya bin. Lan gelsene. Cengiz arabaya bin artık hadi. Sakin ol Cengiz. Tamam, sakin ol oğlum bir kere. Nasıl sakin olayım lan? Oğlum sakin ol, ne yapabiliriz şu anda? Ben kullanayım dedim sana, ben kullanayım dedim. Ne vardı lan o kadar içecek? He? Ben kullanacaktım. Ya tamam kardeşim, tamam. Gözünü seveyim, bak sakin ol. Bak eve gidince kimseye bahsetmiyorsun bundan, tamam mı? Nasıl bahsedeyim lan? Nasıl bahsedeyim? Küçücük bir çocuğu ezdik, öldürdük mü diyeyim? Lan hayatımız bitti. Başımız belaya girecek. Plakayı almışlar mıdır? Ne bileyim ben? Araba falan geçti mi yanımızdan? Bilmiyorum, hiçbir şey görmedim. Nerede kaldı kızım bunlar ya? Hiç gecikmezlerdi böyle. Ali'yi aradım, telefonu da kapalı. Aman kızım, bilmiyor musun? Bizimkileri gelirler şimdi. Neyse. Çay olmuştur, ben çayı getireyim bari de içelim sıcak sıcak. Of. Ben bakarım. Tuğba, bizimkiler mi geldi? Evet canım, bizimkiler. Hoş geldiniz. Ne oldu buna ya? Canı sıkın biraz. Neyse tamam. Ali iyi misin? İyiyim Merve, yok işim ya, rahat bırak beni. Niye bu kadar içtiniz ki? Ya. Merveciğim, Ali'nin canı sıkkın biraz. Biraz rahat bırak istersen. Gel. Gel. Ne yapıyorsunuz? Yeni bir korku filmi aldık dün Merve ile çarşıya gittiğimizde. Siz gelmeyince biz de izlemeye başladık. Öyle mi? Konusu ne? Cinlerle alakalı. Yeni bir cin vakasıymış. Gerçekten alınmaymış. Ne salak saçma şeylere inanıyorsunuz ya. Ben yüzümü yıkıyorum. Ne oldu şimdi buna ya? Canı sıkkın biraz. Boş ver, rahat bırak. Cengiz ne oldu ki? İş yerinde bazı problemler yaşamış galiba. Merve bana sorma istersen. Kendisi anlatsın sonra. Ya kapatın şunu, gözünüzü seveyim. Ne var oğlum, izlesin işte kızlar. Ya aptal saptal muhabbetler ya. Yok cinmiş, periymiş, şeytanmış falan da filan da. Koca koca adamlarsınız ya. Ali sus, deme sen yine de öyle. Derim ben öyle. 15-16 yaşında değilsiniz artık ya. Bir kendinize gelin be. Ali biraz sakin olur musun? Sakinim. Hemen çay demledim sıcak sıcak. Çayına da böreğine de başlayacağım şimdi ya. Öf! Ben neyle uğraşıyorum, bu ne diyor ya sabahtan beri? Tamam Merveciğim, boş ver ya. Gerek yok.
Biz de kalkıyorduk zaten. Kalkalım. Evet hayatım, kalkalım biz. Ya kusura bakmayın siz de. Arkadaşlar canım sıkkın. Yok, önemli değil Ali'cim. Geç. Canım, kusura bakmayın. Hiç önemli değil. Sıkma canını. Hadi bakalım. Hadi iyi akşamlar Merve. İyi akşamlar. Canı sıkkın. Pek üzerine gitme, tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Ali. Neden insanların yanında böyle davranıyorsun? Neden zorlaştırıyorsun her şeyi? Merve git. Gece gece çekemeyeceğim. Git başımdan. Peki Ali, peki. Peki. Ali, Ali, amcan arıyor, Ali. Ali kalk, amcan. Deli amcan arıyor. Amcan mı? Amcan, hadi aç. Ne oluyor bu saatte ya? Hadi aç. Efendim amca? İyiyim amca, ne oldu? Hayırdır, hayırdır gece gece bu saatte ya? Ha? Ne? Ne diyorsun amca ya? Ne? Ne? Annemi mi kaybettik? Nasıl olmuş? Amca. Amca nasıl olmuş bu? Tamam amcacığım, tamam, hemen geliyoruz, hemen geliyoruz. Ali, 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 Ali. Thank you.
Ali, sen dün arabanın önünü mü çarptın? Sarhoşken vurdum herhalde. Gel gel hadi sen. Boş ver. Merve telefonumu versene, Cengiz'i arayayım, merak etmesin. Sen dur hayatım, ben ararım. Efendim Merve? Alo Cengiz. Ya Ali'nin annesi vefat etti. Şimdi onun köyüne doğru yola çıktık. Ne? Ne diyorsun sen ya? Ciddi misin? İşte şaka yapmıyorum Cengiz ya. Şu an yoldayız. Hadi ya. Böyle birden pat diye. Ali nasıl peki? Ya da dur, ben de geliyorum. Ali. Hı. Cengiz geliyorum diyor. Ya hayır, gelmesin, saçmalama. Merak etmesin diye aradık. Cengiz duydun mu? Duydum Merve, tamam. Duydum ama bak, bir şeye ihtiyacınız olursa, bana ihtiyacınız olursa mutlaka arayın, tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Başın sağ olsun amca. Sağ ol. İblis, dinsiz uğursuz. Annen senin yüzünden öldü. Git bu köyden. Niye öyle dedi o şimdi? Ya sen boş ver onu ya. Hep böyle yapar. Saçmalıyor. Köyün delisi o. Yürü git lan. Tamam tamam. Huh.
Ali, ne oluyor, iyi misin? İyiyim, iyiyim Merve, bir şeyim yok. İyiyim. Ali. Başı sağ olsun kardeşim. Eyvallah kardeşim. Takdiri ilahi. Üzülme. Ya üzülme de. Amcaoğlu. Dün işten kovuldum. Bugün annem öldü. Bir sürü borcum var lan. Mahvoldum ya. Ali. Hı. Bizim köyün imamı Yasin Hoca var. Bunlar devamlı define işine gidiyor kardeşim. Bundan bir ay önce iki kere Rum evlerinde define bulmuşlar. Geçen hafta da bulmuşlar. Aslında benim de kafama yattı. Ona senden de bahsetmiştim. İstiyorsan bu akşam köyde zikir var camide. Gidelim mi? Ne dersin? Ya oğlum böyle define mefine zikir falan saçma sapan işler ya. Kardeşim ne kaybedeceğiz? Bir kere gidelim konuşalım. Gerçi o da var, ne kaybedeceğiz? Tamam tamam, ben akşam geliyorum. Seni alayım gidelim, tamam? Bir şey demesin hoca. Bir şey demez, ben ona bahsetmiştim zaten. Zikirden sonra beraber görüşürüz, tamam? İyi tamam. Görüşürüz kardeşim.
Ağlama kızım, takdir-i ilahi. Üzme kendini, ağlama. Hayırlı akşamlar. Ben gideyim artık. Otur Feyzo, otur ya. Gideyim çocuğum ben hadi. Hayırlı tekrar akşamlar. Sağ ol teyze. Merve, sabahtan beri bunu aldım zaten. Kes artık ağlamayı ya. Olan oldu, artık bir şey değiştiremezsin. Hadi kalk, bir şeyler hazırladım. Tamam. Tamam Ali. Hazırlıyorum hemen. Eline sağlık Merve. Afiyet olsun. Ben çok yoruldum, biraz uyuyacağım ya. Tamam mı? Tamam canım. Bir şey olursa beni uyandırırsın sen. Biliyorum çok yorgunsun da Mehmet geldi. Uyanabilecek misin? Uyandım tamam. Tamam canım. Merve, biz Mehmet'le bir yere kadar gideceğiz, tamam mı? Sonra görüşürüz. Montunu al. Hadi amcaoğlu, geç kalıyorsun. Hadi. Ya oğlum benim ne işim var ya zikirde falan. Hadi yürü ya. Ya saçma sapan işler bu. Ya yürü, sen bana güven ya. Yok, sağ olasın.
Selamün aleyküm hocam. Aleyküm selam. Allah kabul etsin. Amin. Hocam, bahsettiğim amcaoğlu. Ayşe yengemin oğlu. Ha, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ayşe yengeyi çok severdik. Başın sağ olsun, daha dün gördüm. Ama ölümlü dünya bu. Allah mekanı cennet etsin inşallah. Sağ olun hocam, dediğiniz gibi ölümlü dünya. Hocam, hani bizim olay var diye. Ne olayı? Ali'ye anlattım hocam, define işi yok mu? Bir sorun çıkmaz değil mi? Hocam amca oğlum, hocam, ne sıkıntı çıkacak? Tamam, şimdi bir iki güne gideriz. Ben bir hazırlıklarımı tamamlayayım. Yalnız kimseye bir şey söylemeyin. Yok yok. Jandarmanın haberi olursa bittiğimiz andır. Yok hocam. Ben hazırlıkları tamamlayıp haber vereceğim size. Tamam hocam. Tamam. Tamam hocam. Hadi bakalım işinize. Hayırlı geceler hocam. Hayırlı geceler. İblis! Dinsiz uğursuz! Annen senin yüzünden yürü öldü! Yürü git lan! Yürü git! Git bu köyden! Sen de onun yanına gideceksin! Sen de onun yanına Ali gideceksin. Ne oluyor? Gir içeri. Sen de onun yanına gideceksin! Sen de onun yanına gideceksin! Manyağa bak ya! Of! Kim oğlum bu ya, Allah Allah! Ya neden bu adam her seferinde Ali'yi gördüğünde böyle davranıyor ki? Ne istiyor senden Ali? Yenge, normalde böyle bir adam değil bu. Şu anda ben de şoktayım yani. Fazla akıldan kafayı yemiş falan diyorlar köyde. Zamanında inlerle, cinlerle, perilerle bir şeylerle uğraşmış. Manyağın teki. Ya neyse, deli işte, deli ya, uzatmaya değmez. Amcaoğlu kusura bakma. Estağfurullah, niye kusura bakayım oğlum? Merve bize bir çay yapsana. Bayağı bir yorulduk biz. Canım ben demlemiştim zaten sen gelince içersin diye. Eyvallah, hemen. Eyvallah, çok sağ ol. Hazırlayıp getireyim. Hadi. Zahmet olacak yenge. Olur mu hiç öyle? Hazırlamış zaten. Anlat amcaoğlu. Ne var ne yok? Ne anlatayım? Ya bir şey diyeceğim sana. Söyle kardeşim. Bu... Dur. Birazlar. Yenge sana da zahmet oldu ya. Ali. Hı. Ya size de ayıp olmazsa? Ya yok. Çok yoruldum ben. Erkenden yatsam olur mu? Fark ettim ben zaten yorulduğunu. Yatsın. Tamam. Çayın altı hafiften yanıyor. Sen halledersin değil mi? Ben hepsini hallederim. Tamam. Tamam. İyi geceler. Sağ ol yengecim. İyi geceler. Anlat ne? Dur, bahsedeceğim şimdi. Ya bu define işlerine ben inanmıyorum Mehmet. Tamam eyvallah, bak sana güveniyorum, inanıyorum da yani. Olur mu diyorsun hakikaten bu iş? Amcaoğlu, ben seni sıkıntılı bir işe sokamıyorum ya. Sokmazsın ya, biliyorum da ne bileyim, define mefine yani. Ali, Yasin Hoca daha önce de bu define işine gitti. Ben daha sabah bahsetmedim mi sana? Buldu yani daha önce. 3 kere buldu kardeşim. Geçen hafta da buldu. Tövbe. Ve benden yardım istedi. Ve ben de tek başıma gitmek istemedim. Neden? Çünkü senin de paraya ihtiyacın var. Senin de borçların var. Kaybedecek bir şey de yok. Yani beraber gidebiliriz. Ve bu adam işin nehli kardeşim. Güvenilir mi peki bu adam? Evet, işin nehli diyorum sana. Ufak tefek bir şeyler de olsa bu adam buluyor. Vay be, define bulan hoca. Bu adamı kaybetmemeliyiz kardeşim. Bir an önce gidelim de yardım edelim. İyi tamam, sen kefil oluyorsan ben bir şey demiyorum. Hem ben sana bir şey söyleyeceğim. Belki çok paramız olur, şehre gelir, senin yanına iş kurarız. Ne dersin? Böyle bir şey olsun da, böyle bir şey olduktan sonra iş ona kalsın. Senden başka adam bulacağım. Aynen kardeşim. Hayırdır amcaoğlu? Kapı çalıyor galiba. Ne bileyim ya, bu saatte kim ki? Bir açıver istersen. Allah Allah. Ali. 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 Ali, iyi misin ya? İyiyim kardeşim. Neyim var, ne oldu? Ya uykusuzluk işte, yorgunluk da var. Önemli bir şey yoksa yarın konuşalım, tamam mı dostum? Annem çorba yapmıştı, onu getirdim. Tamam, çok selam söyle, çok teşekkür ettiğimi söyle. Var mı yapacağım yok, bir şey? Yok. Görüşürüz yarın. İyi geceler. Hadi iyi geceler.
geldin mi hayatım? Mehmet gitti mi? Gitti gitti. Ya Merve, şu seni sakinleştirici haplardan versene. Yorgunluktan acayip acayip şeyler görmeye başladım. Ne oldu? Duşta böyle arkamda sanki siyah böyle bir kız gibi bir şey belirdi. Yorgunluktan olmuştur ya. Dur var vereyim. Ondan istiyorum zaten. Ay. Sen bunu iç. Sabaha bir şeyin kalmaz. Güzel bir uyku çekersin. Kendine gelirsin. Sağ ol, hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Hazır mısın? Hazırım oğlum. Hoca azilerde bizi bekliyor. Kimsenin görmemesi lazım. Sessiz olalım, tamam mı? Hadi bir an önce tamam. Bitirelim bu işi. Selam. Aleykümselam. Kur'an niye hocam? Siz bilmezsiniz kardeşim. Bu işin bin bir türlü belası vardır. Tamam mı? Ali, çok hızlı olmalıyız. Biz hızlı hızlı kazacağız. Hocamız gözcülük yapacak. Tamam. Öyle işte. Hadi bakalım şunları bir alın da. Tamam. Şuna biraz daha gidelim de. Geç geç. Burası mı hocam? Tamam. Burası çocuklar. Hadi bakalım. Kız, başlayalım. Kız. Mağaradan mı? Hocam ne oldu? Hadi siz devam edin. Hadi çabuk çabuk çabuk. Ben bakıyorum.
Ali. 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 Allah Allah ya. Nazlı. Günaydın ablacığım. Günaydın Merve abla. Ali sizde mi, gördün mü onu? Yok, görmedim. Abim de dönmedi hala. Telefonu da kapalı. Şehre inmişlerdir belki. Bir yerde takılıp kalmışlardır. Olabilir canım. Sen abinin telefonunu versene bana. Vereyim abla, yaz. Söyle. 0500 480 1110. Arayalım bakalım, dur. Yok canım ya, onun da telefonu kapalı. Kötü şeyler düşünme abla. Neyse canım, bekleyelim bakalım. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam, kuzum. Görüşürüz. Alo Merve. Efendim Cengiz. Sesin kötü geliyor, iyi misin? Sabahtan beri Ali'yi arıyorum, ulaşamıyorum. Bir ihtiyacınız var mı diye soracaktım, merak ettim. Seni arayayım dedim artık.
Bir sorun yok değil mi? İyi misiniz? İyi değiliz Cengiz. Ali dün geceden beri ortalarda yok. Amcaoğlu Mehmet var. O da kayıp. Ben de çıldırdım meraktan artık. Dur. Sen bir sakin ol. Ben hemen oraya geliyorum, tamam mı? Sen sakin ol. Hadi görüşürüz. Hadi bekliyorum. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Of. Merve abla. Cengiz diye biri geldi, seni soruyor. Tamam ablacığım, geliyorum hemen. Böyle. Anlat. Hiçbir şey anlam veremez oldum Cengiz. Dün cenazeyi defnettik. Bunlar Ali ile Mehmet işte beraber çıktılar. Birkaç saat sonra döndüler. Ben de ne bileyim, erken yattım. Sabah bir uyandım, Ali yok. Mehmet de ortalarda yok. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Hiçbir anlam veremiyorum hiçbir şeye. Peki. Hiçbir şey söyledi mi giderken? Hiçbir şey söylemedim. Bir iyice düşünsen. Belki bir detay. Hiçbir şey söylemedim. Cengiz, aklıma kaçıracağım. Hiçbir detay yok. Cengiz. Şu köyün delisi Sami diyorlar. Ali geldiğinden beri Ali'ye sataşıyor. Ali'ye bir şey yapmış olmasın? Olabilir mi? Bilmiyorum. Gidip konuşalım o zaman, hadi. Konuşalım. Sami dur, konuşacağız. Sami, bekle lan. Bekle oğlum. Bekle lan. Sami dur, bekle. Sami, aç kapıyı, gidin bir şey evimden. Yapmayacağız. Aç, konuşacağız. Gidin evimden. Defolun, gidin evimden. Gidin. Bak senin bildiğin bir şey varsa söyle. Yeter ki söyle, gideceğiz. Hepsi öldü. Hepiniz öleceksiniz. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Sakin ol Merve. Ne diyorsun oğlum sen? Bir şey mi yaptın lan onlara? Hocaya gidin. Hoca biliyor. Hoca mı? Hoca biliyor. Hoca kim Merve? Hadi gidelim bulalım şu hocayı. Thank you.
Sen hocanın oğlu musun? Evet abla benim. Babanı bir çağırabilir misin? Evet abla. Baba, bir abla seni çağırıyor. Ha, kimmiş o? Ne istiyor? Bilmiyorum, bir abla geldi. Hoca bir konuşabilir miyiz? Ne konuşacakmışız? Benim işim gücüm hocam, var. Hocam çok önemli. İki dakika lütfen. Ne diyeceksin kızım söyle. Hoca sen dün gece Ali ve Mehmet'le berabermişsin. Deli görmüşsün. Ya siz bir delinin lafıyla mı geliyorsunuz buraya be? Hoca sen bir şeyler biliyorsun. Ne bileceğim oğlum ben ya? Ya söylersin ya jandarmaya gideriz. İstediğin yere kadar git. Hadi hadi yolun açık olsun. Tamam hoca. Tamam sen bilirsin. Hadi yürü. Jandarmaya gidiyoruz. Gelin hele gelin. Geç şöyle. Biz dün akşam defineye gittik Ali ile Mehmet'le. Ne definesi ya? Burada eski Rumlardan kalma yerler var. Eski harabe evler mevler var. Orada işte daha önce 2-3 defa çıkardıydım ben. Bunlar da gelmek istedi. İyi hadi gelin dedim, gidelim dedim. İşte kazarken mazarken böyle etraf karardı. Sesler duyduk, bir şeyler duyduk. Ben o korkuyla oradan nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Hoca ne saçmalıyorsun sen ya? Ya ne saçmalayacağım ben? Dünden beri ne çektiğimi biliyor muyum? Hoca oraya nasıl gideriz? Onları nasıl buluruz? Biz öldük meraktan. Allah de, Allah derim ben oraya gidemem. Ne demek gidemem? Hoca sen bizi kandırıyorsun değil mi? Ne kandıracağım oğlum seni ya? Ne yaptın onlara bir şey mi? Ben ne yapacağım onlara oğlum? O zaman gel giderim. Ben gidemem oraya. O şeyi bir daha yaşayamam ben. Hocam onları bulmamız lazım. Cengiz bir şeyler söyle. Hoca oraya bizi götüreceksin ya da biz jandarmaya gideceğiz. İkisinden birini seç. Tamam, tamam. Gidelim, ben sizi oraya kadar götürürüm. Ancak önce benim bir hazırlık yapmam lazım. Geceden önce biz sizle çeşmenin orada buluşalım meydanda. Tamam mı? Üzerinize de koyu renk bir şeyler giyin. Tamam, gece gideriz. Tamam mı kızım? Hadi. Hoca, eğer gelmezsen yemin ederim ki tamam. Jandarmaya gideriz. Define aradığınızı söylerim Ali ve Mehmet'le beraber. Tamam kızım, tamam gideceğiz. Hadi hadi, Allah'a emanet olun. Bu hocanın söyledikleri gerçekten doğru olabilir mi Merve? Yani ne bileyim. Bu adam bize bir şey yapmasın sonra. Bence doğru Cengiz. Son zamanlarda Ali'de bir gariplikler vardı. Hatta bütün bu olanlar onun yüzünden olabilir. Onun inançsızlığından dolayı. Ne yani saçmalama. Her inançsız insanın başına böyle şeyler gelmiyordur herhalde. Ne olduysa o geceden sonra oldu. Ben böyle garip garip rüyalar, garip garip şeyler görmeye başladım. Ali'ye hiçbir şey anlatamadım. Biliyorsun huyunu. Dalga geçer benimle. İnanmaz. Hatta hasta olduğumu düşünür belki de. Vallahi ben de ne diyeceğimi bilemiyorum şimdi. Neyse şu adam gelsin de bir an evvel çıkalım aramaya. Geldi galiba. Geldi. Hadi gelin kimseye gözükmeden. Ben çeşmenin orada bekliyorum sizi. Üstünüze de böyle koyun renk bir şeyler giyin tamam mı? Hadi çabuk çabuk. Tamam hoca. Geliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi ben hazırlıklarımı yaptım. Şunları size vereyim. Yanınızda dursun. Ne o? Ha? Vumska koruyacak sizi. Ya bırak hoca ya. Takmam ben onu. Tamam hoca ben takarım ya. Aferin kızım. Hadi. Thank you.
Ses duydum ben. Orada bir şey var. Ses mi? Ne sesi? Orada bir şey var. Bir şey gördüm ben karanlıkta. Ne gördün Merve? Bir şey yok orada. Hadi bildiğiniz duaları okuyun da gidelim. Eminim ben orada bir şey gördüm. Hadi hadi. Allah'ım sen kork. Kazdığımız yer burasıydı işte. Burayı kazdık. Burası mı? Burası hiç kazılmamış hocam. Dalga mı geçiyorsun? Allah Kur'an çarpsın ki burayı kazdık biz. Sonra bir gölge geldi. Mehmet'le Ali'yi buradan sürükledi, içeriye götürdü. Ben o korkuyla ne yaptığımı bilmiyorum, kaçtım. Bunların hepsi saçmalık be. Merve bırak bu adam saçmalıyor, gidelim ya. Dur bir Cengiz. Hoca bu mağaraya mı sürüklediler? Orası. O zaman düş öneme gidiyoruz. Ben gelmesem, ben burada beklesem hoca, sizi... Hoca düş öneme dedim sana. Şuna. Bismillahirrahmanirrahim. Hem hoca hem korkak. Yürü. Yürü. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi hoca yürü, yürü. Yürü hoca, yürü. Hadi. Ali! Mehmet! Ali! Ali! Mehmet! Cengiz, her yerde örümcek ağı var. Evet, evet. Allah'ım! Allah'ım sen koru yarabbim! Ali! Mehmet! Bunlar ne? Cengiz, bunlar ne? Tırnak izlerine benziyor. Nasıl olur ki böyle bir şey? Allah'ım sen koru ya Rabbim. Ali! Ali! Cengiz? Cengiz bunlar ne? Hoca bunlar insan kemiği mi? Bu ne? Hadi çocuklar hadi acele edin. İnsan kemiğine benziyor. Cengiz. Cengiz bir sürü var. Allah'ım sen bizi koru Allah'ım. Bu ne? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sen nasıl bir yere getirdin hoca bizi? Gidelim bu tarafa doğru. Uzaklaşalım ya. Hadi çocuklar. Ali. Mehmet. Ali. Mehmet. Cengiz. Hoca Cengiz yok. Hayır, hak edin. Hoca Cengiz nerede? Hoca. Hocam onlarla. Ben başka ne olacak kızım, ne olacak? Hocam kızım. Hocam var izinle gidiyorum ben, gittim Ali'yi almadan, olmaz. Hocam ne olur. Hayır hocam geliyorsun benimle.
Thank you.
Ali. Ali. İyi misin oğlum sen? İyiyim hocam, iyiyim. Şimdi çok daha iyiyim. Peki öyle gözükmüyorsun ama hadi hayırlısı. Akşam gidiyoruz değil mi defineye, unutmadın? Ben gelemeyeceğim hocam, beni affet. Benim eve dönmem lazım. Allah'a emanet ol. İyi bakalım, hayırlısı olsun. Merve, montu Ali? Ver çabuk. Montu ver, montu. Ali, sabahın köründe acele acele çıktın. Sonra anlatacağım, bir annemin yanına gitmem lazım. Montu ver. Sen de hazırlan, tamam mı? Nereye hazırlanayım ben Ali? Sonra hazırlan, gideceğiz. Arabada. Nereye gidiyoruz apar topar? Ali! Hayırdır amcaoğlu, nereye gidiyorsun? Kardeşim, ben geri dönüyorum. Bu gece defineye gidecektik. Dostum, ben defini mefine işleriyle hiç uğraşmayacağım yani. Bak, aklın varsa sen de ilgilenme, boş ver. Gitme yani akşam. Boş ver hocayı hocayı. Tamam o zaman, kardeşim. Allah'a emanet ol. Ali, kendine iyi bak. Her şey için teşekkür ederim. Amcama çok selam söyle. Yengeye selam. Hadi amca. Yolun açık olsun. Dikkatli git. Ayşe geldin mi oğlum? Cebine bak. Ne dedi o biraz önce? Cebine bak dedi galiba.